daha gururlanacağım ve herkese hava atacağım. Evet diyeceğim. Bak bu işte bu bizim gencimiz. Bu bizim Başakşehir'den yetişen arkadaşımız. Şimdi kocaman birisi oldu ve artık çok büyük bir sanatçı oldu. Ben inanıyorum ki içinizden birçok arkadaş bu seviyelere gelecek. Bu gururları bize yaşatacaksınız. Kekemeydim ve iki kelimeyi bir araya gerçekten yani burada arkadaşlarım var. Gerçekten? Evet yani çok içime kapanık. Onu bilmiyorum. Böyle bir söz isteyip konuşamama veya bir işte iki kelime araya konuşamıyordum kısacası. Kekemeliğimi yenebileceğim bir seviyeye getirdiler ve tiyatro akademisinin... Ama böyle ciddi ciddi kekeme miydin sen? Yani evet. Ben, Allah Allah. Evet yani çok ileri düzeyde değildi ama gerçekten bazen konuşamıyordum. O zaman buradan tüm insanlara hatırlatalım. Evet. Eğer bundan kurtulmak tabii istiyorlarsa tiyatroyla uğraşsınlar mı? Tabii canım diyafram eğitimi yani... Ben ilk defa duyuyorum mesela. İnsanlar evet para verip kurslara gidiyor da gitmesinler. Önce tiyatroda bir denesinler ondan sonra gitsinler. Aynen. Bu sene dördüncü senem akademide. Ben de daha öncesinde aynı Yakup gibi bazı sosyalleşmeye dayalı problemleri olan birisiydim. Kekeme değildim ama... Ses tonun hiç öyle değil ama böyle işte bayağı kararlı konuşuyorsun. İşte buradan sonra işte akademi bunlara evet yarıyor işte. Evet. Doğum günüm. Aa. Arkadaşlar hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Rabbim sizleri bizlerle karşılaştırdığı için ben ona sonsuz şükür ediyorum. Ve aynı zamanda inşallah bundan sonra da aynı duygularla birlikte olmayı bize nasip etsin diyorum.